Kümeler alt küme çalışma kağıdı. Birinci soruyla başlayalım. A, B, C, D, E, F kümesi veriliyor. A kümesinin alt küme sayısı kaçtır? Alt küme sayısı 2 üzeri n formülüyle hesaplanır. Buradaki n kümenin eleman sayısıdır. Bizim kümemize baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman görüyoruz. Bizim kümemizin alt küme sayısı 2 üzeri 6'dan 64 olarak bulunur. B şıkkına geçtiğimizde A kümesinin öz alt küme sayısı kaçtır? Öz alt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1'dir. Alt kümelerden kümenin kendisi olan alt küme atılır. Kümenin kendisi dışındaki alt kümelerine öz alt kümeler denir. Burada öz alt küme sayısını hesaplayacak olursak 2 üzeri 6 eksi 1'den 64 eksi 1'den 63 kötü yazdık. 63 sonucunu bulduk. Burada atılan kümenin kendisi olduğunu iyi bilmeliyiz. A kümesinin iki elemanlı alt küme sayısı kaçtır? İki elemanlı alt küme sayısı kombinasyonla hesaplanır. Bu kümenin 6 elemanı vardır. 6'nın ikili kombinasyonu bize kümenin iki elemanlı alt kümelerinin sayısını verecektir. 6'nın ikili kombinasyonu kuralı uygularsak kombinasyon kuralını yazalım şuraya. N'in reeli kombinasyonu n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel. Kombinasyonun kuralı budur. Biz de burada yapacak olursak 6 faktöriyel bölü 6'dan 2'yi çıkartırsak 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buradaki 6'yı şuradaki büyük olan faktöriyelliğe benzetirsek 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı şu yandaki küçük faktöriyelliği de hesaplarsak bu 2 çarpı 1'dir 2. Buradaki 4 faktöriyeller birbirini götürür. 6 kere 5 30 eder. 2'ye de bölersek 15. 2 elemanlı alt küme sayısı 15'tir. A kümesinin 5 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? A kümemiz 6 elemana sahiptir. 5 elemanlı alt küme sayısını bulmak için 6'nın 5'li kombinasyonunu uygulayacağız. 6'nın 5'li kombinasyonunu uygularsak 6 faktöriyel bölü 6 eksi 5 1 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Yukarıdaki 6 faktöriyeli aşağıdaki büyük olan faktöriyelliğe benzetirsek 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 1 faktöriyel 1 eder zaten. 5 faktöriyel dursun onları götüreceğiz. 5 faktöriyeller birbirini götürdü. Cevabı 6 olarak bulduk. A kümesinin 5 elemanlı alt küme sayısı 6 adettir. E seçeneğine geldiğimizde A kümesinin en çok 2 elemanlı alt küme sayısı. En çok 2 elemana sahip olan alt küme sayısı. A kümesinin 0 elemanlı alt kümeleri olur. 1 elemanlı alt kümeleri olur. 2 elemanlı alt kümeleri kabul ediliyor. En çok 2 eleman dediğinde 6'nın 0'lı kombinasyonu 0 elemanlı alt küme sayısı. 6'nın 1'li kombinasyonu 1 elemanlı alt küme sayısı. 6'nın ikili kombinasyonu 2 elemanlı alt küme sayısı. Bunların hepsinin toplamı da bize en çok 2 elemanlı alt küme sayısını verir. 6'nın 0'lı kombinasyonu 6 faktöriyel bölü 6'dan 0'ı çıkarttık 6 faktöriyel çarpı 0 faktöriyel. 6 faktöriyeller birbirini götürür. 0 faktöriyelin 1 olduğu bilgisi kafamızda olmalıdır. Bu önemli bir detay bilgidir. 0 faktöriyel 1'dir. Sonuçta burası 1 eder. Bir şeyin 0'lı kombinasyonu her zaman 1'dir zaten. 6'nın 1'li kombinasyonuna gelsek 6 faktöriyel bölü 6'dan 1 çıkarttık 5 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Buradaki 6 faktöriyeli 5'e benzetirsek 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı buradaki 1 faktöriyel 1'dir zaten bunlar gitti. Cevap 6. 6'nın ikili kombinasyonu 6 faktöriyel bölü 6'dan 2'yi çıkarttık
4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 6 faktöriyeli aşağıdaki büyük olan 4 faktöriyeli benzetirsek 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel zaten 2 eder. Şuradaki 4 faktöriyelleri götürürüz. 6 kere 5 30 2'ye bölersek de 15. 0 elemanlı alt küme sayısı 1. 1 elemanlı alt küme sayısı 6. 2 elemanlı alt küme sayısı 15. Bunların hepsini toplarsak da en çok 2 elemanlı alt küme sayısı olarak 22'yi buluruz. En az 4 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? A kümesinin. A kümesinin 6 elemana sahip olduğunu zaten sorunun başında bakmıştık. En az 4 elemanlı alt küme sayısını sorduğu için 4 elemanlı kabulü, 5 elemanlı kabulü, 6 elemanlı kabulü. 6'nın 4'lü kombinasyonunu hesaplayacağız. 6'nın 5'li kombinasyonunu hesaplayacağız. Bir de 6'nın 6'lı kombinasyonunu hesaplayacağız. 6'nın 4'lü kombinasyonunu hesaplamaya başlarsak 6 faktöriyel bölü 6'dan 4 çıktı. 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Yukarıdaki 6 faktörü aşağıdaki büyük olan 4 faktöriyeli benzetirsek 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü aşağıdaki küçük faktöriyelliği hesaplarsak 2 4 faktöriyel duruyor. Bunlar birbirini götürdü. 6 kere 5 32'ye bölersek de cevabımız 15. 6'nın 5'li kombinasyonuna gelsek onu şöyle hesaplayalım. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 5 1 faktöriyel. Çarpı 5 faktöriyel. Şurada biraz dikkatimiz dağıldı. Şimdi bu noktaya gelirsek tekrar hatırlayalım. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 5 1 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Yukarıdaki 6 faktöriyel aşağıdaki büyük olan faktöriyelliğe benzetirsek 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 1 faktöriyel 1 eder zaten. 5 faktöriyel de 5 faktöriyel eder. Bunlar birbirini götürürse cevabı 6 olarak buluruz. 6'nın 6'lı kombinasyonuna gelirsek 6 faktöriyel bölü 6'dan 6 çıktı 0 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. 6 faktöriyeller birbirini götürür. 0 faktöriyelde 1 ettiği için sonuç 1 eder. 15 artı 6 artı 1'den 15 ile 6'yı toplarsak 21, bir daha 22. İkisi de 22 çıktı. Bu soruyu geçersek ikinci soruya geçsek. A kümesi A, B, C, D, E, F kümesi veriliyor. Yine 6 elemanlı bir küme verilmiş. A kümesinin alt kümelerinin kaçında A bulunmaz? A bulunmayan alt küme sayısını bulmak için A'yı kümeden atarız. A kümeden atılır. Biz A'yı kümeden atarsak geriye kalanların alt küme sayısını hesapladığımızda hiçbirinde A bulunmaz. A'yı kümeden atınca 5 eleman kalır geriye. 2 üzeri 5'ten de sonucumuz 32. 32 tane alt kümede A bulunmaz. B seçeneğine geldiğimizde A kümesinin alt kümelerinin kaçında A bulunur? B bulunmaz. B bulunmaz diyor. B'yi direkt atalım. Direkt atılır. B bulunması istenmiyor çünkü. Küme A, C, D, E, F kaldı. B'nin bulunmasını istemiyoruz. A'nın da bulunmasını istiyoruz. A'nın bulunanlarının sayısını bulmak için A'yı da kümeden atarız. A olmayanlar A'nın olmadıklarını bulmak için A'yı da bu kümeden atarız. 4 eleman kalır geriye. 2 üzeri 4. 16. Bu kümenin tüm alt kümelerini bulursak tüm alt kümeler 2 üzeri 5 32. Tüm alt kümelerden A'nın olmadıklarını çıkartırsak otomatikman A'nın oldukları kalır. 32 eksi 16'dan 16 tanesinde A vardır. B'yi en başta attığımız için artık B kesinlikle yoktur.
Kümeyi hatırlamak adına tekrar şuraya yazalım. A, B, C, D, E, F kümesi için yapıyoruz soruyu. Alt kümelerinin kaçında E ve F bulunur? E ve F'nin ikisini de atarız. E ve F atılır. E ve F atılır. İkisini de atarsak E ve F'nin bulunmadıklarını buluruz. E ve F'yi attığımız zaman kümeden geriye 4 eleman kalır ki 2 üzeri 4'ten 16 tane alt kümede E ve F bulunur. A kümesinin alt kümelerin kaçında E ve F birlikte bulunur? E ve F'nin birlikte bulunduklarını bulmak istersek, ikisinin birlikte bulunduklarının sayısı birlikte bulunmadıklarının sayısına eşittir. Ezber bilgi olarak bunu kullanabiliriz. Ama biz burada şöyle yapacağız. E ve F'nin birlikte bulunduğunu nedensel olarak tamamen bulacağız. E ve F birlikte bulunur. İkisi de kümenin içinde olacak. Öncelikle ikisini de atarız. E ve F bulunmayanlar. İkisini de atarsak 2 üzeri 4 eşittir 16. Sonra E'yi kümeye ekleriz. E eklenir. E'yi eklersek 2 üzeri 5'ten 32 buluruz ki bu 32'nin içinde E'nin bulundukları da var, bulunmadıkları da. Şu gerideki ikisinin bulunmadıklarını bundan çıkartırsak E var, F yok. Sonra F'yi ekleriz. 2 üzeri 5'ten 32 eksi. Geride ikisinin bulunmadıklarını çıkartırsak F var, E yok. İkisi beraber yok. E var, F yok. F var, E yok. Bir de tüm alt kümeler. Tüm alt kümeler ise 6 tane elemanımız vardı kümede. 2 üzeri 6'dan 64. Tüm alt kümelerden ikisinin birlikte bulunmadıkları. E'nin olup F'nin olmadığını. F'nin olup E'nin olmadığını çıkartırsak İkisinin birlikte bulundukları kalır. 16 tanesinde ikisi beraber bulunur. E veya F bulunur. Veya dediği zaman tek istenmeyen ikisinin birlikte bulunmadıkları. Veya'nın kelime anlamı şudur. E bulunur, F bulunmazsa kabul ederiz. F bulunur, E bulunmazsa kabul ederiz. İkisi de bulunursa yine kabul ederiz. Fakat ikisi de bulunmazsa kabul etmeyiz. Tüm durumlar eksi. Tüm alt kümeler eksi. İkisinin birlikte bulunmadıkları bize burada cevabı verir. 6 elemanımız vardı kümede. 2 üzeri 6 tüm 6 kümede. İkisinin birlikte bulunmadıklarını bulmak için ikisini de kümeden atarız. 2 üzeri 4. 64'ten 16'yı çıkartırsak 48 olarak 48 tane alt kümede E veya F'den biri en az bulunur. Alt kümelerin kaçında E ve F bulunur, C bulunmaz. Kümemizi tekrar bir yazalım. A, B, C, D, E, F. C bulunmaz diyor. C'yi otomatikman kümeden atıyoruz ve kümeyi 5 elemanlı bir küme gibi düşünüyoruz. Artık bütün soruyu şunun üzerinden çözeceğiz. Bir elemanı kümeden atarsak onun bulunmadıklarının sayısını otomatik olarak bulmuş oluruz. E ve F'nin birlikte bulunduklarına bakacağız. E ve F'nin birlikte bulunduklarının sayısı birlikte bulunmadıklarının sayısına eşittir. O yüzden ikisinin birlikte bulunmadıklarının sayısını buluruz. E ve F'nin ikisini de atarız. E'yi de attık. F'yi de attık. 2 üzeri 3 8 E ve F yok. Alt kümelerde. E ve F'nin birlikte olmadıklarının sayısı birlikte olduklarının sayısına eşittir. E ve F'nin
birlikte bulunanların sayısı bulunmayanlarının sayısına eşittir. Bu pratik bilgi olarak kullanılabilir. 8 alt kümede E ve F yoksa 8 alt kümede de E ve F bulunur. C'yi kümeden attığımız için zaten C kümede otomatikman yoktur. Üçüncü soruya geldiğimizde yine A, B, C, D, F kümesi veriliyor. İki elemanın alt kümelerinin kaçında A bulunmaz? A bulunması istenmiyor. A'yı kümeden atarız. Geriye 5 eleman kaldı. 5'in ikili kombinasyonları. A'yı kümeden attığımızın ardından iki elemanın alt kümeleri hesaplarsak bunların hiçbirisinde A bulunmaz. 5'in ikili kombinasyonunu hesaplarken 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Yukarıdaki büyük olan aşağıdaki küçüğe benzetirsek 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel hesaplarsak 2. Bunlar birbirini götürdü. 5 kere 4 20 eder. 2'ye de bölersek 10. 10 tanesinde A bulunmaz. A kümesinin 3 elemanlı alt kümenin kaçında A bulunur, B bulunmaz? B'yi otomatikman kümeden atarız. A, B, C, D, E, F kümesi. B'yi otomatikman kümede attık. Geriye kaç eleman kaldı? 5 eleman kaldı. 3 elemanlı alt kümelerin kaçında A bulunur diyor. A bulunanı arıyoruz. A bulunacağına göre kombinasyonda daha pratik yapma sistematikleri vardır. A bulunacağı için A'yı koyarız. Bunun yanında daha 3 elemanlı alt kümeye yazmaya çalışıyoruz. 2 eleman daha seçmemiz gerekir. A'yı koyduğumuz için A'yı da kümeden atarız. Geriye 4 eleman kalır. Bunların 4'ünden ikisini seçip bu kümeye koyarız. Kaç farklı seçim yapabiliyorsak o kadar farklı alt küme çıkar. 4'ün ikili kombinasyonu bize kaçında A'nın bulunup kaçında A'nın bulunup B'nin bulunmadıklarının sayısını verecek. 4'ün ikili kombinasyonu 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2'den 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bunlar zaten çok küçük. 4 faktöriyel 24, 2 çarpı 2'den 4, 6 olarak sonucu bulunur. B bulunması istenmediği için baştan kümeden atıldı. Geriye 5 eleman kaldı. A bulunanların sayısını bulmak istiyorsak A'yı kümeye direkt koyuyoruz. Bunun 3 elemanlı alt küme istiyor. Yanına 2 eleman daha seçeceğiz. Kombinasyon seçme işlemi yapar zaten. Geriye 4 eleman kaldı. Bu 4 elemanın içinden kaç tane ikili seçebiliyorsak o kadar 3 elemanlı alt küme oluşturur. 3 elemanlı alt kümelerin kaçında E ve F bulunmaz? E ve F'yi atarsak 6 elemanlı kümeden geriye 4 eleman kalır. 4'ün üçlü kombinasyonu kadar alt kümede E ve F bulunmaz. Bulunması istenmeyenleri direkt atıyoruz kümede. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3'ten 1 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 4 faktöriyel 24 eder. 1 faktöriyel 1, 3 faktöriyel 6 eder. 4 tane alt kümede E ve F bulunmaz. A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerin kaçında E ve F birlikte bulunur? E ve F'nin birlikte bulunduklarına bakacağız. Kümemiz A, B, C, D, E, F idi. E ve F'nin birlikte bulunduklarının sayısına bakacağız. E ve F'yi 4 elemanlı alt kümemizin içine koyarız. Bunun yanına 4 elemanlı alt küme oluşturduğumuz için daha 2 taneye ihtiyacımız var. Geriye 4 eleman kaldı. Bu 4'ünün içinden 2 tane daha seçeceğiz. 4'ün ikili kombinasyonu kadar E ve F'nin içinde bulunduğu 4 elemanlı alt küme yazılır. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2'den 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 24 bölü 4'ten 6 olarak cevabı buluruz. 3 elemanlı alt kümelerin kaçında E ve F bulunur? E ve F'yi 3 elemanlı alt kümelere yerleştiririz.
3 elemanın altını seçecektik. 2 tanesini koyduğumuza göre geriye bir tane daha seçmemiz gerekiyor. Geriye 4 eleman kaldı. 4'ünün içinden bir tane daha yanına eleman seçeceğiz. Bu kötü oldu. 4'ün içinden bir tane daha. 3 elemanın alt küme yazmaya çalışıyoruz. E veya burada yanlış oldu. E veya F bulunur diyor. V demiyor burada. Veya demek ikisinin beraber bulunmasına gerek yoktur. Veya dediği zaman tüm üçlüler eksi E ve F'nin bulunmadığı üçlüler. Veya demek E bulunur, F bulunmazsa kabul edilir. F bulunur, E bulunmazsa yine kabul edilir. İkisi birlikte bulunursa yine kabul edilir. Onun için bu istenmeyeni tüm üçlü kombinasyonlardan istenmeyen üçlü kombinasyonları çıkartırsak aradığımızı buluruz. 6'nın üçlü kombinasyonu eksi E ve F'nin bulunmadığı üçlüleri bulmak için E ve F'yi kümeden atarız. 4'ün üçlü kombinasyonu. 6'nın üçlü kombinasyonu 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel eksi 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3 1 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Burayı hesaplarsak 6, 5, 4, 3 faktöriyeller gider. 20 eksi buraya hesaplarsak da 4. Cevabı 16 olarak buluruz. A kümesinin 3 elemanlı alt kümenin kaçında E ve F bulunur, C bulunmaz? A, B, C, D, E, F'den bahsediyoruz. C bulunmaz dediği için C'yi otomatikman kümeden attık. Geriye 5 eleman kaldı. E ve F bulunur diyor. E ve F'yi 3 elemanlı alt kümemize koyuyoruz. Bunun yanına 3 elemanlı alt küme seçiyoruz. Bir tane daha seçmemiz gerekiyor. E ve F'yi koyduğumuz için onlar da gitti. Geriye kalan şu 3 tane içinden bir tane seçeceğiz. 3'ün birlik olmuyor. 3 faktöriyel bölü. 3'ten 1 çıkartırsak 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. 3 faktöriyel 6'dır. 2 faktöriyel 2'dir. Cevabımız da 3'tür. Bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerin sayısı 5 elemanlı alt kümelerin sayısına eşittir. Bir kümenin eleman sayısına n dersek 3 elemanlı alt kümelerin sayısı n'nin üçlü kombinasyonu 5 elemanlı alt kümelerin sayısına eşittir. N'nin 5'li kombinasyonuna eşittir. N'nin x'lisi n'nin y'lisine eşitse x ile y'nin toplamı n'yi veriyorsa bu sağlanır. X artı y eşittir n'dir. Burada n'nin üçlü kombinasyonu n'nin 5'li kombinasyonuna eşitse n 3 ile 5'in toplamına eşittir. Bu küme 8 eleman. Bu kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? 8'in ikili kombinasyonu. 8 faktöriyel bölü 8'den 2'yi çıkarttık. 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 2 eder zaten. Bunlar gitti. 8 kere 7 56 2'ye bölersek 28. N'in üçlü kombinasyonu N'in 5'li kombinasyonuna eşit olduğunda 3 ile 5'in toplamı 8'i verir. Yukarıda 8 olduğunda ancak bu sağlanabilir. Bir kümenin alt küme sayısı ile öz alt küme sayısının toplamı 127 ise bu küme kaç elemanlıdır? Bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. Öz alt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1'dir. Bunun sonucu 127'ymiş. Eksi 1'i diğer tarafa atarsak burada da 2 tane 2 üzeri n vardır. 128 eder. 2'ye bölersek 2 üzeri n eşittir 64. 2'nin hangi üssü 64 eder? 6. üssü. N6'dır. Bu küme 6 elemanlıdır. Sekiz elemanlı kümenin en az 2 elemanlı alt kümelerin sayısı kaçtır? 8'in ikili kombinasyonu artı 8'in üçlü kombinasyonu. En az 2 diyor. 2, 3, 4, nokta nokta 8'in 8'li kombinasyonuna kadar devam ediyor. Bunların hepsinin toplamı istenmiş. Şöyle bir kuralımız vardır. N'in sıfırlı kombinasyonu artı N'in birli kombinasyonu artı nokta nokta
En inenli kombinasyonuna kadar bütün kombinasyonların toplamı 200 elendir. Burada 8'in 0'ı ve 8'in 1'i de olsaydı bunun sonucu 2 üzeri 8 edecek. O zaman 2 üzeri 8'den 8'in 0'lısını ve 8'in 1'lisini çıkartırsak bu geriye kalanlar çıkar. İki üzeri 8 256'dır. 8'in 0'lı kombinasyonu 1'dir. 8'in 1'li kombinasyonu 8'dir. 1 ile 8'i toplarsak 9 eder, çıkartırsak da cevabımız 247 olarak bulunur. 2 elemanlı alt kümelerin sayısı 36 olan küme kaç elemanlıdır? 2 elemanlı alt kümelerin sayısı n'in ikili kombinasyonuyla bulunur. 36. Bunu hesaplarken n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel eşittir 36 yapıyoruz. N faktörü aşağıdaki n eksi 2'ye benzetelim. N çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 2 eder 36. N eksi 2'ler burada birbirini götürür. Burada n çarpı n eksi 1 eşittir 2 ile 36'yı çarparsak 72 eder. Hangi iki aralarında bir fark olan iki sayıyı çarparsak 72 eder diye düşünürsek 9 ile 9 eksi 1 8 olacak. N eşittir 9'dur. Bu küme 9 elemanlı bir kümedir. Bu şekilde bu çalışma kağıdını da noktalamış oluyoruz.